Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler bizimle birlikte. Bu haftaki yazınızda Akdeniz hidropolitiğine değindiniz. Öncelikle hidropolitik nedir? Akdeniz hidropolitiği nedir? Arkasından da Doğu Akdeniz hidropolitiğini ve o alandaki Türkiye'nin başarısını, çalışmalarını alalım sizden. Jeopolitiğin bir devamı olarak hidropolitik, bir ülkenin sahip olduğu su alanlarının iç ve dış politikasına etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu noktada özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'deki hidropolitiğini 3 aşamada olarak incelemeniz mümkündür. Birinci aşama aslında ağırlık olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin etkisinde olan 2003 yılından 2018 yılına kadar geçen dönem. Bu dönemde aslında Yunanistan'ın 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin Ege adalarının kıta sahanlığı olduğu iddiasıyla işte Girit, Rodos ve Kıbrıs'ı Ege adalarıyla kıta sahanlığı üzerinden birleştirip bölgeyi bir Yunan egemenlik sahası haline getirmeye çalıştığını biliyoruz. Bunun çabaları var. Ama bunun asıl ilk somut ya da daha somut bir şekilde dönüştüğü bu politikanın, yani Yunan hidropolitiğinin emperyalist bir anlamda somutlaşmaya başladığı dönem 2003 yılında. Neden? Çünkü 2003 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Mısır arasında münasır ekonomik bölge anlaşması imzalandı. Aynı anlaşma 2010 yılında da İsrail ile imzalandı. Dolayısıyla burada tek taraflı olarak bir defakto durum yaratılmak istendi ve bu 2018 yılına kadar da sürdü. Neden 2018? Bu birinci safa diyoruz biz buna. Aslında Türkiye'nin de hidropolitiğinin birinci safhası. Çünkü bu dönemde Türkiye gerçekten çok ciddi iç sorunlarıyla boğuştu. Yani baktığımızda hidropolitik de olsa, jeopolitik de olsa, ekopolitik de olsa, yani bu dış politikalar üzerinde etkili olan unsurların aslında iç politikalarla, içerideki hususlarla doğrudan bağlantısı olduğunu görüyoruz. Ne oldu? Türkiye bunu bu dönemde terörle boğuştu, değil mi? FETÖ'yle, DAEŞ'le, IŞİD'le, yine PKK, YPG, bir mum terör örgütleriyle ve bunların işbirlikçi hain uzantılarıyla boğuştu. Ve bunları bitirmeyi başardı. Bunları etkisiz hale getirmeye başladı. An aslında işte bu andan itibaren, yani 2018 yılından itibaren Türkiye'nin hidropolitik düzlemde Akdeniz'de ağırlığının hissettirilmeye başladığı dönemdir ki biz buna ikinci döneme tekabül ettiğini düşünüyoruz. Yani burada 2018 yılı 31 Ekim'inde ilk sondaj çalışmaları başladı ama bunu yani Doğu Akdeniz'deki hidropolitiğin Orta Akdeniz'e doğru genişlediği tarih de 27 Kasım 2019 tarihidir. Bu çok önemli bir tarihtir. Bu aynı zamanda Türkiye'nin kendi iç meselelerini, kendini dizayn etmek isteyen terör aparatlarını, yerli işbirlikçilerini ve yakın civardaki diğer terörist unsurlarını da yok etmeyi, minimize etmeyi başardığı bir tarihtir. Bu anlamda işte ikinci safhaya girmiş durumdayız. Bu safhada görüyorsunuz işte pek çok alanda sismik araştırmalar ve özellikle Yunan egemenlik sahasını oluşturma çabalarına karşı enerjiyi merkeze alan ve uluslararası hukukta adil paylaşımı öngören bir hidropolitik yaklaşımın Türkiye tarafından benimsendiğini görüyoruz. Ama bu benimsenmenin arkasında da güçlü bir iradenin olduğunu görüyoruz. İşte Libya ile yapılan anlaşmada Libya'ya güçlü bir destek, yine kendi egemenlik alanımızda kıta sahanlığındaki ilan ettiğimiz Navtex'lerin her türlü işte Yunan tacizine karşı, yine Libya'da Mısır'ın bir takım tacizlerine, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir takım tehdit ya da tehditvari açıklamalarına karşı Türkiye'nin çok güçlü bir irade sergilediğini görüyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta yine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sayın Saraç'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmeleri oldu. Yani burada sadece hidropolitik politika belirlemek de olmuyor. Bunun arkasında bu politikanızı destekleyecek bir milli gücünüzün olması lazım ve bu milli gücü kullanabilecek de muktedir iktidarın olması lazım. Yani siyasi gücün, kararlı siyasi gücün olması lazım. Şu an bu kombinasyonlar var ve burada çok önemli bir şey yaşandı. Bu hafta özellikle bir dönüm noktası diyebileceğimiz bir hususlar yaşandı. Yani burada tabii şu bunu yaptı, bu bunu yaptı gibi bir ayrıntıya girmeyeceğim ama makro bakışla Türkiye
stratejik bir dengede durum üstünlüğü sağladı. Neden diyoruz böyle? Yani Doğu ve Orta Akdeniz bölgesindeki hidropolitiğinde, Türkiye'nin hidropolitik yaklaşımında stratejik üstünlük nasıl sağlandı? Bak hemen birkaç hafta öncesine giderseniz, Libya'dan Libya'ya yönelik asker kullanımı için Mısır'ın meclisi, Mısır'daki meclisten karar çıkması, işte yine işte bu bağlamda Yunanistan'ın Mısır'la olan yakınlaşması ve işte Girit'in güneyinde bir hesaplaşma olacağına dair bir takım imalar, hazırlıkla bekliyoruz. Yine Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya üzerinden o bölgelere, işte Vatdiye hava üssüne yapılan saldırı, yine uçak Cufra hava üssüne uçak gönderiş, Hafter'e sürekli destek verilmesi gibi Türkiye'yi sahada sıkıştıracak bazı aktörler gelişimi görüldü. Yani bunlar aslında bir ittifak içerisinde koordineli hareket ettiklerini gördük. Yani bu koordineli hareketin de zaten bir ittifak zihniyetiyle oluştuğunu dair kanaatlerimiz güçlendi. Ama dikkat edin, bütün bunlar olurken Türkiye'nin o kararlı duruşu, dik duruşu ama uluslararası hukuku da gözeterek o dik duruşu milli güç unsurlarıyla birleştiğinde bu ittifakta, şer ittifakı diyebileceğimiz aslında arka planda demokratik olmayan çoğu ülkelerin dışarıdan desteklenerek tetikçi ruhuyla hareket ettikleri bu şer ittifakında çok önemli bir boşluk oldu. Ne oldu? Rusya, Türkiye ile Libya konusunda 4 maddelik mutabakat imzaladı. Bu son derece önemlidir. Yani bu aslında şunu da gösteriyor, daha önce de ifade ettik. Yani Libya'da Türkiye Rusya'yı durdurmaya çalışmıyor. Rusya Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor. İşte durum üstünlüğünün olduğunu buradan anlıyoruz. Bakınız Navtex ilanı vesaire de hep o Yunanistan'ın işte mütecaviz tavrı, yani kendi kıta sahanlığımızda Oruç Reis gemisi sismik araştırma yapıyor. Yani bu kadar basit bir iş. Bakarsan bunun içinde işte notamlayarak navigation text denen, yani ben burada bir faaliyet icra edeyim, bir süre bu şu süreye kadar buraya lütfen girmeyin demektir. Girerseniz sorumluluğu kabul etmiyorum demektir. Yani baktığınızda işte Yunan Genelkurmay Başkanı'nın Güney Kıbrıs'tan apar topar güya ülkesine dönmesi vesaire, işte savaş çığırtkanlığı. Sonuç ben de Girit'ten karşı Navtex ilan ediyorum. Yani neticede bunun bir dengede olduğunu görüyoruz. Yani şu an Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırabilmesi ya da bir askeri seçeneği kullanabilmesi için bütün dış tahriklere rağmen, Avrupa Birliği'nin özellikle başta Almanya, Fransa olup tahriklerine rağmen yapabilmesi, aklını yitirmiş olması lazım. Yani bu kadar net söylüyorum. Yani bir Türk atasözüyle de karşılık vereyim. Yani Yunanistan'ın böyle bir şeye girmesi, hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olması gibi bir durum kesinlikle oluşturur. Hani nispi güç mukayesesini biz yapabiliyorsak herhalde Yunanlılar da yapıyordur. Türkiye'yi yakalayabilmesi için en az 30-40 yılları var. Çok çalışmalar lazım. Biz çalıştık, bu aşamaya geldik. Dolayısıyla ikinci aşamayı şu an sağladık. Bu süreç Türkiye'nin enerji bulmasıyla sahada üçüncü safhaya girecek. Ama bu arada, yani biz enerji bulana kadar bir takım özellikle Mısır-Yunan ittifakının tetikçi ruhuyla bir takım Türkiye'nin provokasyonlarına karşı, özellikle uluslararası sularda ve Libya'da bir takım provokasyonlara karşı dikkatli olmamız lazım. Yani bunu söyleyelim. Çünkü bu Libya'daki süreç domino taşı gibi tersine dönerse, Fransa'nın, daha önce de yazdım hatırlarsanız, Afrika'daki 500 milyar dolarlık koloni gelirinden olma ihtimali var. O yüzden Fransa her türlü aksiyonu deneyecektir perde arkasından. Ermenistan'da Ermenistan'ı saldırtmaya çalışacaktır, diğerlerini vesaire. Yani çünkü 500 milyar dolar korkunç bir rakam. Yani bugün sömürü parasıdır bu, kanlı paradır, yani söyleyeyim size. Dolayısıyla biz buna karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Ancak enerji bulduğumuz andan itibaren yeni bir duruma evrileceğiz. Buna ben trans-regional power denen, aslında bölge üstü bir güce evrileceğimiz bir durum. Tabii bu durumda dikkat edin, birinci aşamada terörle boğuşurken ikinci aşamada artık terör örgütlerinden bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? İttifaklardan. Üçüncü aşamada artık bu ittifakları da aşmış olacağız. Dolayısıyla bütün gayretimizi bu enerji bulmak üzerine yoğunlaştırmamız son derece önem arz ediyor. Peki biz bu üçüncü aşamaya ne kadar bir yakınlıktayız? Aslında son derece yakınız. Yani 31 Ekim'de başlayan bu enerji bulma arama çalışmalarını bulduğumuz andan itibaren, bakın göreceksiniz, başta İsrail olmak üzere bölgedeki bütün ülkeler bizimle anlaşma yapmak için
yol arayacaklar. Yeni bir takım politik zemin, yeni bir takım politik ilişkiler denklemi oluşacak. Buna Fransa da dahil olmak isteyecek, diğer ülkeler de dahil olmak isteyecek. Dolayısıyla yani yakınız, sismik araştırmalardan elde edilen veriler bölgede bizim kendi kıta sahanlığımız içerisinde enerji yataklarının olduğunu gösteriyor. Tabii bunların çıkarılması için sondajlama çalışmaları zaman alıyor. Kolay işler değil bunlar. Hani biz burada anlatıyoruz ama gerçekten orada çok büyük bir mücadele veriliyor. Ama ben şunu söylüyorum. Yani bu işin ağırlık merkezi Türkiye'nin enerji bulmasıdır. Türkiye enerji bulduğu andan itibaren üçüncü safhaya geçeceğiz. Yani bunun için bütün milli güç unsurlarımız maksimum seviyede bu enerji bulmaya teklif edilip ülkemizin bu üçüncü yani bölge üstü bir güce ulaşması noktasındaki enerji bulma çalışmalarına teklif edilmesi bizim geleceğimiz açısından şer ittifaklarının dağılması, Türkiye'nin daha güçlü doğrudan küresel güçlerle konu ve alan odaklı masaya oturabileceği bir güce ulaşması, kendi toplumsal kalkınmamızı geliştirmemiz ve çok yönlü bir takım gelişmeleri sağlayabilmemiz için son derece önemli. Bakın artık sulardan bahsediyoruz. Kara alanından bıraktık. Artık o biliyoruz. Su alanlarını bahsediyoruz. Bir üçüncü alan daha var, uzay. Yani ona hazırlanmamız lazım. Bizler akademisyenler olarak